Selamünaleyküm sevgili gençler. Bugün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. sınıf zekat ve sadaka ibadeti konusunu işlemeye devam edeceğiz. İnşallah bugün bitireceğiz. Zekat İslam'ın 5 şartından biridir. Namazdan sonra hemen gelir. Namaz dinin direği, zekat ise İslam'ın köprüsüdür. Demek ki namaz dinin direği, zekat ise İslam'ın köprüsüdür. Zekat hicretten 2 yıl sonra farz kılınmıştır. Zekat kimlere farzdır peki? Akıllı, ergenlik çağına girmiş, zengin Müslümanlara Allah'ın bir emridir. Zekat sözlükte temizlenme, arınma, çoğalma, bereketlenme, temizlenme gibi anlamlara, gelişme gibi anlamlara gelir. Zekat dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir. Zekatla ilgili önemli bir kavram da sevgili arkadaşlar, infak sözlükte harcama yapmak anlamına gelir. İnfak Müslümanın Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği yerlere harcama yapmasına infak denir. Örnek vermek gerekirse bayramlarda, düğünlerde, sünnet merasimlerinde çocuklara harçlık vermek, Ramazan'da iftarlarda yemek ikram etmek, arkadaşımıza bir şeyler ısmarlamak gibi örnekler verilebilir. Sadaka ise doğru söylemek, verdiği sözde durmak, yani sadakat demektir. Sadaka bir Müslümanın Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı her türlü hayırlı işlerin tamamına sadaka denir. Yani Allah'ın sevgisini kazanmak için yapacağımız her türlü hayırlı iş sadakadır. İnsanlara yardım etmek, camiye gitmek, güzel söz söylemek, tebessüm etmek, işte çevreyi temiz tutmak, bunlar manevi olan sadakalar. Parayla yapılan sadakalar da var elbette ki. Zekat sadece zenginlere ait bir sorumluluk olmasına rağmen infak ve sadaka bütün Müslümanları kapsar. Demek ki burada önemli bir fark var. Zekat sadece zenginlerin sorumluluğunda. İnfak ve sadaka bütün Müslümanları kapsar. Yani sadaka ve infak bütün Müslümanlar yerine getirebilir. Bu ibadetleri zengin, fakir, kadın, erkek, büyük, küçük tüm Müslümanların yapması gerekir. Yani sadaka ve infak ibadetlerini. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bakara suresi 110. ayet. Ey iman edenler, hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın, infak edin diyor Allah-u Teala. Her iyilik bir sadakadır diyor Peygamber Efendimiz. Zekat ve fitir sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için Allah Celle Celaluhu ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne nisap denir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Mali yeterlilik ölçüsüne nisap denir. Temel ihtiyaçlar dediğimizde havaici asliye, asli ihtiyaçlar. Bir Müslümanın kendisi ve ailesinden bakmakla yükümlü olduğu kimsenin yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim, ulaşım gibi giderleridir. Bu nedenle temel ihtiyaçlar kapsamına giren malların zekatı verilmez. Biz bunlara ne diyorduk? Havaici asliye, zaruri ihtiyaçlar diyoruz. Nisap miktarı, zekat verilecek malların nisap miktarları farklıdır. Bir kimse temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve varsa borçlarını ödedikten sonra dinen belirlenen miktarda mala sahipse zengin sayılır. Zekat verilecek malın üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekir. Zekat yılda bir kez verilir. Toprak ürünlerinden alınan zekata öşür denir. Peki kimler zekat vermelidir? Müslüman ve zengin olanlar, malını dilediği gibi kullanma ve harcama hakkına sahip olanlar, akıllı ve ergenlik çağına girmiş olanlar, nisap miktarından fazla mala sahip olanlar zekat vermelidir. Peki zekat kimlere verilir?
yoksullara, düşkünlere, borçlulara, yolda kalmışlara, kölelere, zekat toplamakla görevli memurlara, kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere ve Allah yolunda çalışanlara zekat verilir. Peki zekat kimlere verilmez? Anne, baba, nine, dedeye zekat verilmez. Erkek evlat, kız evlat, torunlara zekat verilmez. Eşler, karı koca birbirine zekat veremez. Zenginlere zekat verilmez. Müslüman olmayanlara zekat verilmez. Anne, babası zengin olan bir çocuğa zekat verilmez. Zekat verilebilecek akrabaları da şu şekilde sayabiliriz. Kardeşe, amcaya, halaya, dayıya, teyzeye, geline, damada, kayınpedere, kayınvalideye muhtaç olmaları durumunda zekat verilebilir. Dinimize göre kim zengin sayılır? Nisap miktarı mala sahip olması gerekiyor dedik ya. Temel ihtiyaçları ve borçları dışında aşağıdaki mallardan en az birine sahip olan kimse dinen zengin sayılır. Bu da altın 85 gram, gümüş 560 gram, para ve ticaret malı 85 gram altın değeri, deve 5 adet, sığır ve manda 30 tane, koyun ve keçi 40 tane. Yani en az bu kadar malı olan kişi ne yapmak zorunda? Zekat vermek durumundadır. Zekatın şartları arkadaşlar. Zekatın iki tane önemli şartı var. Bir, niyet, iki, temlik. Niyet neydi? Ve zekat verilirken o malın zekat olarak verildiğine niyet etmek gerekir. Temlik ise zekat miktarının verildiği kişinin mülkiyetine geçmesidir. Yani zekatı kişinin kendisine teslim etmektir. Şartlı zekat olmaz. Zekatı alan kişi istediği şekilde kullanabilir. Zekatın ödenme zamanı, zekat ödemesi için belli bir ay veya gün yoktur. İlla Ramazan ayında, illa şu ayda, illa bu ayda ödenmesine ödenecek bir zaman yoktur. Üzerinden bir yıl, yani nasıl yıl? Bir kameri yıl geçmesi gereken gelirler için yıl dolduğunda, gerekmeyenler için ise gelir elde edildiğinde ne yapmak? Zekatı vermek gerekir. Yani gerekmeyenler bir yıl üzerinde, bir yıl geçmesi gerekmeyenler deyince bunlar ticaret mallarıydı mesela, toprak ürünleri gibi. Zekat ihtiyaç sahibinin kendisine verilmelidir. Hayır kurumlarına, belediyelere veya ibadethanelere, okullara ve benzeri yerlere zekat verilemez. Zekatı verilecek malın özellikleri nasıl olmalıdır? Bir de bu var. Bir, tam mülkiyet. Söz konusu malın hem kendisinin hem de kazancının tam olarak sahibi olmak gerekir. Yani biz zekatı vereceğimiz malın sahibi olmalıyız. Nema, malın sahibine gelir, kar, fayda temin etme özelliğine sahip olmasıdır. Yani gelir getiren türden olmalıdır. Üçüncüsü arkadaşlar, ihtiyaç fazlası olması. Yani havaici asliye dediğimiz zorunlu ihtiyaçlar dışında olması gerekir. Dördüncüsü, yıllanma. Bazı malların sahip olunmasının üzerinden bir kameri yıl geçmiş olması gerekir. Bunlar altın, gümüş, parasal değerler, ticaret malları ve hayvanlardır. Evet, burada ticaret malları değil tabii ki. Toprak mahsulleri, madenler, defineler ve ticaret malları için bir yıl şartı aranmaz. Gelir elde edildiğinde ödenmesi gerekir. Beşincisi, borç karşılığı olmama, elde bulunan nisap miktarından fazla olan mal borç karşılığı olmamalıdır. Borç karşılığı ise bunun da zekatı verilmesine gerek yoktur. Hangi mallara ne oranda zekat verilir? Altın, gümüş, ziynet eşyası olarak veya mal olarak %2,5, yani 1/40. Madeni veya kağıt para %2,5, ticaret malları %2,5. Toprak ürünleri, doğal sulama ürünlerinde 1/10 veya 1/100 veya 1/10, diğerlerinde %5 veya 1/20, yani sulanan ürünlerde, masraf eden ürünlerde bal %10, maden ve define %20, deniz ürünlerinde %20 oranında zekat verilir. Hangi mallarda zekat verilir oranlarına bakalım. Hayvanlar miktar ve türüne göre hesaplanır. Deve adetine göre 9 deve, 5 ve 9 için 1 adet koyun verilir. Yani 4 devesi olan vermez, 5 devesi olunca 9 deveye kadar 1 adet koyun verir.
10 ile 14 deve için 14'e kadar 2 adet koyun verir. Koyun ve keçi 39'a zekat yok arkadaşlar. 40 ile 120 arasında bir koyun, 121 ile 200 arasında 2 koyun, 201 ile 399 için 3 koyun. Ondan sonra her yüzde bir koyun hesaplamasıyla zekat verilir. Burada dikkat etmemiz gereken 40'ta 1 derken her sayıyı 40'a bölmememiz gerekiyor. Sığır dediğimiz büyükbaş hayvanlar inek, dana 29'a kadar zekattan muaftır. 30 ile 40 arası için yani 30'dan 40'a kadar bir adet 2 yaşına basmış erkek veya dişi buzağı verilir. 41 ile 59 için bir adet 3 yaşına girmiş erkek veya dişi bir dana verilir. At ticaret malı olarak yetiştirilmesi durumunda %2,5 oranında zekat verilir. Binek olarak olunca zekat verilmiyor zaten. Ticareti yapılan diğer hayvanlarda ticari zekat oranları %2,5 uygulanır. Diğer mallarda da sanayi, yatırım ürünleri, sabit varlıklar zekattan muaftır. Mesela biz buna ne diyoruz? Sanat aletleri diyoruz. Sabit varlıklar dediğimiz bunlar zekattan muaftır. Dönem varlıklar ve net kar için %2,5 zekat verilir. Kira gelirleri, maaş, ücret, serbest meslek kazançları gibi kazançlar da eğer nisap miktarını artan miktarda ise yani bütün ihtiyaçlarımızı karşıladık, fazla paramız varsa buna ne yapmamız gerekir? Zekat vermek gerekir. Zekat ve sadaka ibadetinin bireysel ve toplumsal yararları nelerdir? Zekat Allah'ın verdiği nimetlere bir şükürdür. Hem insanın verenlerin malını bereketlendirir. Zengin ve fakir farklılığının ortaya çıkaracağı kin ve düşmanlık, haset gibi kötü duyguları engeller. Zekat toplumdaki ekonomik dengesizliği azaltır. Zekat toplumda birlik beraberlik duygularını pekiştirir. Zekat toplumda barış ve kardeşlik ortamını geliştirir. Zekatı veren kimse Allah'ın emrine yerine getirmenin, ona ibadet etmenin hazzını yaşar. Mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik kusurlarını temizler. Mali yardımlaşmayı artırır. Zekat zenginlerin fakir ve kimsesizleri düşünmelerine yardımcı olur. İnsandaki merhamet duygularını pekiştirir. Yoksulları, düşkünleri ve kimsesizleri hayata bağlar. Ümitsizlikten kurtarır. Zekat dilenciliği yönde hırsızlık gibi kötü davranışların en aza en asgariye inmesini sağlar. Zekat zenginlere toplumdaki fakirleri düşünme imkanını verir. Bu yardımseverlik duygusu birlik ve beraberliği sağlar. Böylece zekat fakirlik ve sosyal adaletsizliğin doğuracağı toplumsal olayların, toplumsal sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur. Sadaka bir kişinin sadece Allah rızasını gözeterek yaptığı her türlü maddi ve manevi yardıma ne denir? Sadaka denir. Sadaka vermenin belli bir miktarı ve zamanı yoktur. Sadaka vermek için dinen zengin olma şartı da yoktur. Sadaka çeşitleri fıtır sadakası ve sadakayı cari olarak ifade edilebilir. Evet arkadaşlar, fıtır sadakası. Fıtır sözlükte yaratılış, Ramazan'ın sona ermesi ve iftar vakti orucunun açılması. Terim olarak Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrü olarak verilir. Ramazan ayına özgü ve bayram namazına kadar verilmesi gereken bir sadakadır. Hükmü vaciptir. Zengin olan Müslümanların vermesi gerekir. Miktarı az olduğu için zengin olmayanlar da fitre verebilir. Fitre ailedeki kişi sayısına göre verilir. Fitrenin miktarı bir kişinin bir günlük yiyecek miktarı kadardır. Zekatın verilebileceği kimselere fitre verilir. Zekatın verilemeyeceği kimselere fitre verilmez. Bu önemli arkadaşlar. Demek ki zekatı kime verebiliyorsak fitreyi de oraya verebiliyoruz. Zekatı kime veremezsek fitreyi de oraya veremiyoruz. Sadakayı cariye. İnsanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Yani var olduğu sürece insanların yararlandığı okul, cami, hastane, yurt, çeşme, ağaç dikmek, orman oluşturmak gibi veya bunların yapımına katkıda bulunmak gibi
Hayırlara biz ne diyoruz? Sadakayı cariye diyoruz. Tabii ki bilimsel icatlar, keşifler, ilmi çalışmalar, kitap yazmalar da bunun içindedir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. İnsanlara faydalı ilimle uğraşanlar, sadakayı cariye yapanlar, yani kesintisiz sadaka ile ilgili hayır yapanlar, kendisine dua eden hayırlı bir evlat yetiştirenlerin amel defterleri ne yapmaz arkadaşlar? Kapanmaz. Günümüzde ihtiyaç sahiplerine yardım ve dayanışma için oluşturulmuş bazı kurumlar vardı. Biz bunlara yardımlaşma kurumları diyoruz. Bunlardan bir tanesi Kızılay arkadaşlar. Deprem, sel, yangın, çığ gibi afetlerde insanlara yardımcı olur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlıklar bünyesinde kurulmuştur bu vakıf. İhtiyacı olan kimselere yakacak, yiyecek gibi yardımlarda bulunan bir vakıftır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, fakir, kimsesiz sokakta kalmış çocukların veya şehitlerin eş ve çocuklarına bakım, barınma, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarını karşılar. Daha bundan başka da çeşitli vakıf ve sivil toplum kuruluşları elbette ki vardır. Bunların içinde aşevleri, Darüşşifalar, Darülecezeler, Mehmetçik Vakfı, Diyanet Vakfı, Milli Eğitim Vakfı gibi vakıflarda yardımlaşma kurumları arasında sayılır. Önemli bir konu arkadaşlar. Zekat ve sadaka verirken nelere dikkat etmeliyiz? Bir, Allah'ın rızasını kazanmaya niyet ederek verilmeli ve malımızın en iyisinden verilmesi, en kalitesinden verilmeye gayret gösterilmelidir. En yakınımızdan başlanmalı. Yoksa en yakınımızda işte kardeşimiz, amcamız, halamız, dayımız gibi ya akrabalarımızda verilmesi gereken varsa onlara vermeli, yoksa komşularımız veya başka ihtiyaç sahibi olanlara vermeliyiz. Zekatı verirken başkalarının onu rencide etmemeliyiz. Gösterişten uzak durmalıyız. Zekat ve sadaka arasındaki farklar. Zekat farzdır arkadaşlar. Zekatın hükmü farzdır. Sadaka sünnettir. Sadece fıtır sadakası vaciptir. Zekatın belirli bir zamanı vardır. Sadakanın zamana bağlı değildir. Zekat senede, yılda bir kez verilir. Sadaka istediğimiz kadar verebiliriz. Zekatta nisap miktarı vardır. Sadakada nisap miktarı yoktur. Zekatta zenginlik şartı vardır. Sadakada zenginlik şartı yoktur. Evet, bir peygamber tanıyorum. Hazreti Şuayb aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden birisidir. Tebliğ mücadelesiyle tanınır. Şuayb aleyhisselam bize kendi döneminde ortaya koydu. Tebliğ mücadelesiyle Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan kıssasında bize anlatılmaktadır, tanıtılmaktadır. Şuayb aleyhisselam ne yapmıştır arkadaşlar? Allah'tan aldığı emirleri insanlara tebliğ etmiştir. Yani insanlara aktarmıştır. Tebliğ ne demekmiş? Peygamberlerin bir sıfatıdır. Allah'tan aldığı emirleri, Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara aynen aktarmasına tebliğ diyoruz. Hazreti Şuayb aleyhisselam Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Medyen dediğimiz yer ticaret yolları üzerinde kurulmuş önemli bir ticaret merkeziydi. Medyen halkı Allah'a kulluk etmeyi unuttukları gibi yani bu ticarete daldılar, zenginleştiler. Tabii ki Allah'a kulluk etmeyi Allah'a da unuttular. Ve en önemlisi ticaretlerinde hile yaparak haksız kazanç elde etmeyi meşru görüyorlardı. Hayatları haksız kazanç elde etmekle maalesef geçiyordu. İşte bu durumda Hazreti Şuayb Aleyhisselam peygamber olarak gönderildi ve halkını tevhid inancına yani Allahu Teala'ya kulluk etmeye, bir olan Allah'ı, tek olan Allah'ı kabul etmeye ve hem de ölçü ve tartıda adaletli olmaya ne yaptı? Onları çağırdı, onları davet etti. Ama maalesef Medyen halkı Şuayb Aleyhisselam'ı ne yaptı? Dinlemedi ve ona tepki gösterdi. Çünkü bütün peygamberlerin hayatları hemen hemen aynı mücadeleyi geçmiştir. Çünkü bütün kurulu düzenin sahipleri, sömürü düzeninin sahipleri
hiçbir zaman peygamberlerin bu çağrısına kulak asmamışlardır. En yakın örnek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deki müşriklerle mücadelesi önemli bir örnektir. Medine halkı inat ederek Allah'a kulluktan yüz çevirdi. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu onları cezalandırdı. Hazreti Şuayb ve ona inananlar yüce Allah'ın yardımıyla oradan kurtuldular. Şuayb Aleyhisselam'ın mücadelesinden şu dersleri çıkartabiliriz. Müslümanlar ne yapacak? Ölçü ve tartıda hile yapmamalıdır. İnancına yaraşır biçimde ticari hayatta dürüst olmayı ilke haline getirmelidir. Yani her zaman, her yerde, hem ticaret hayatında hem normal hayatımızda her zaman dürüstlükten ayrılmamalıyız. Maun suresi arkadaşlar, Maun suresi. Bu sure Mekke döneminde inmiştir. Yani Mekki bir suredir. 7 ayetten oluşur. Maun en küçük yardım demektir. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 114 sure var. 107. suresi Maun suresidir. Tekasür suresinden ve sonra Kafirun suresinden önce Mekke'de inmiştir. Surede biri Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkar eden nankör, yani inkarcı, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakar olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir. Demek ki suredeki tasvir edilen iki tip insan var. Biri nankör, biri riyakar. Yani Allah'ın nimetlerini ve ahiret gününü inkar ediyor. Yardım etmiyor, yardım edenleri engelliyor. Diğeri de bunun neticesinde ibadetlerinde gösteriş yapıyor. Ne diyor Allah-u Teala? Veil olsun namaz kılanlara. Onlar namazdan gafildirler. Namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. İşte burada anlatılmak istenen insanların riyadan uzak durması için bu emir bize veriliyor. Maun suresi bu anlamı. Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Araytellezî yükezzibü bittîn fezâlikellezî yedû'ul yetîm ve lâ yehuddu alâ ta'amil miskîn diye devam ediyor. Anlamı, gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Demek ki ceza gününü, yani ahiret gününü yalanlayan kimmiş? Yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen, yoksula yardım etmeyen. Yazıklar olsun ona ki, o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Yani namazdan gafildirler. İhlasla kılmazlar. Allah rızası için ibadet yapmazlar. Onlar ayrıca namazlarıyla gösteriş yaparlar. Gösteriş için namaz kılarlar. Ve onlar ufacık bir yardıma bile ne yaparlar? Engel olurlar. İşte demin anlattığım riyakar ve nankör insanların özellikleri bunlar. Maun suresinde Allah-u Teala bize anlatılıyor. Allah bizi nankör olmaktan ve riyakar olmaktan korusun. Evet, bazı Maun suresinde verilen mesajlar var arkadaşlar. Hemen bunları da kısaca anlatalım. Surede yetimlere ve yoksullara kötü davranan, onlara şefkat ve sevgi ve şefkat göstermeyen kimselerin ahiret gününe gerçek anlamda inanmadıkları ifade edilmiştir. Bu en önemlisi. Gerçek anlamda ahiret gününe inansaydı zaten böyle bir şey yapmazdı. Kendisinden başkasını düşünmeyen kimseler kötülenirken samimi Müslümanlar yardımlaşmaya özendirilmektedir. Namaz kılmalarına rağmen yardımlaşma bilincine sahip olamayan bencil kimselerin kıldıkları namazların özünden uzak oldukları, ibadetlerini gösteriş olsun diye yaptıkları ve hayra engel oldukları anlatılmaktadır. İbadetler gösteriş için değil, yani riya için değil, sadece Allah rızası için yapılmalıdır. Demin zekat verirken ne dedik? Zekat verirken de niyet edilmesi gerekir ve gösterişten uzak olması gerekir demiştik. Gösteriş, yani riya maksadıyla yapılan ibadetlerin Allah katında hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü Hazreti Allah
riyayı yani gösterişi sevmez. Ayrıca surede Allah'a ve Allah Celle Celaluhu'ya gönülden ibadet edenlerin yardımsever kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Yardımlaşma ve dayanışmanın önünü tıkamaz bu insanlar. Aksine yardımseverliğin gelişip yaygınlaşmasına, toplumsal ve kurumsal bir yapı kazanmasına katkıda bulunur. İşte Maun suresinde bize Yüce Allah yardımlaşmanın önemini, ibadetleri yaparken riyadan uzak olmamız gerektiğini böyle çok güzel bir şekilde anlatıyor sevgili gençler. Evet, bugünkü dersimiz de burada bitti. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.